arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber patlıcanın tam da mevsimiyken muhteşem bir yelpaze kebabı yapacağız. Öncelikle kebabımızın köftesini yaparak başlayacağız. Köftemiz için şöyle bir su bardağı dolu dolu ekmek içimiz var. Bir adet soğan rendemiz var. Bir adet yumurta, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kimyon, tuz ve yarım kilo da kıyma kullanacağız. Evet, yoğurma kabımızın içerisine öncelikle kıymamızı alıyoruz. Ardından şöyle bir su bardağı ekmek içimizi, pul biber, karabiber, kimyon, soğanımızı da ekliyoruz. Ardından şöyle bir ve iki çay kaşığı da tuz ilave ediyoruz. Tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yumurtamızı da kırıyoruz. Yine baharat miktarını da aynı şekilde damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tuz miktarı gözünüze az geldiyse tekrar tuz ekleyebilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Tamamen tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet, tüm malzemelerimizi ekledikten sonra köftemizi güzelce yoğuralım. Evet, köftemiz hazır. Şimdi üzerini bir streç filmle kapatalım. Biz patlıcanlarımızı hazırlayana kadar köftemiz de buzdolabımızda bir 15 dakika kadar dinlensin. Evet arkadaşlar, şöyle bir adet patlıcanımızı aldık. Patlıcanlarınızı seçerken şöyle bütün gövdesinin kalınlığının eşit olmasına özen gösterelim. Şöyle servis tabağımın üzerine de alıyorum. Normal standart bir servis tabağı büyük. Böyle koyduğumda da görüyorsunuz neredeyse. Servis tabağı büyüklüğünde şöyle iki parmak boşluk kalması gerekiyor servis tabağımızdan. İdeal boy bu boy. Şimdi hemen şöyle baş kısmını alalım. Patlıcanlarımızı güzelce yıkadık. Aldıktan sonra tam patlıcanımızı yarıya bir kesiyoruz. Tam yarıdan olmasına özen gösterelim. Kestikten sonra şöyle tutayım. Şeritler halinde patlıcanımızı doğruyoruz. Şöyle göstereyim kalınlığını. Şöyle. Ne çok kalın ne çok ince. Evet, bu şekilde kesmeye devam edelim. Evet, tam bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. İnce keserseniz elinizde yırtılır. Biraz kalınlaştırırsanız da şekil vermesi zor olur. Gördüğünüz gibi. Tahtanın üzerinde de kesebilirsiniz. Ama bu şekilde elinizde keserseniz hem inceliğini kalınlığını da ayarlamış olursunuz. Evet, şimdi bu dilimlediğimiz patlıcanlarımızı tuzlu suyumuzun içerisinde bir 10 dakika kadar bekleteceğiz ki acı suyu çıksın. Evet, patlıcanlarımızı bekletirken biz de köftelerimizi hazırlayalım. Şimdi şöyle kasemin içerisinde biraz su aldım. Ellerimi suya bandırıyorum ki elime köftem yapışmasın diye. Köfte harcımızdan biraz alıyoruz. Bu şekilde yuvarlıyoruz. Cevizden küçük olacak arkadaşlar. Evet, köftelerimizi tamamladık. Patlıcanlarımızı da suda beklettikten sonra bir bezin üzerine aldık ve güzelce kuruladık. Şimdi kebabımıza şekiller vereceğiz.
Şöyle kenara çekelim tabaklarımızı. Arkadaşlar kebabımız için çöp şiş kullanacağız. Şöyle çöp şişlerimi de göstereyim. Çöp şişler ebat ebat oluyor arkadaşlar. Şöyle büyük boy, orta boy ve küçük boy. Siz tepsinizin büyüklüğüne göre istediğiniz ebatı kullanabilirsiniz. Ben küçük boy çöp şiş kullanacağım. Size de fikir olsun. Böyle bu şekilde bütün marketlerde bulabilirsiniz. Şimdi hemen şöyle kaldıralım çöp şişlerimizi de. Evet arkadaşlar, şöyle bir adet patlıcanımızı ve bir adet de çöp şişimizi aldık. Patlıcanımızı şöyle dik tutmamız gerekiyor. Siyah kısmının da üstte olması gerekiyor. Şöyle hemen çöp şişimizi muştan batırıyoruz. Batırdıktan sonra bir adet köftemizi tam ortasına batırdık. Yine patlıcanımıza, ardından bir adet daha köfte. Şöyle ittirelim ama ittirirken de patlıcandan destek alalım. Köftemiz parçalanmasın. Tekrar patlıcanımıza. Şimdi tekrar köftemize. Ve tekrar patlıcanımıza. Şimdi biraz çöp şişimizi ittiriyoruz. Ve bu şekilde yelpaze kebabımız hazır. Böyle çöp şişlerimizi de dizeceğiz ve tepsimizi alacağız. Hemen bir tane daha yapalım. Hemen bir adet daha aldık. Yine uç kısmına batırdık patlıcanımızı. Bir adet köfte. Tekrar buradan saplıyoruz. İkinci köftemizi de takıyoruz. Ve tekrar saplıyoruz. Üçüncü köftemiz. Evet. Ve tamam. Şeklimiz bu. Evet, köftelerimizin ve patlıcanlarımızın tamamını çöp şişlerimize dizdik. Şimdi yelpaze kebabımızı pişirmek için şöyle bir tepsi kullanacağım. Şimdi tepsimin içerisine dizdiğimiz yelpaze kebaplarımızı alıyoruz. Şöyle döndüre döndüre dizeceğim. Siz de benim gibi isterseniz bu şekilde yuvarlak bir tepside ya da normal kare bir tepside de pişirebilirsiniz. Evet, yelpaze kebabımızı tepsimize dizdik. Şimdi üzerine şu orta kısmını ve kenarlarını biraz domates ve biberle süsleyelim. Yelpaze kebabımızı domates ve biberle süsledik. Şimdi üzeri için bir salça sos hazırlayacağız. Şöyle kasemin içerisine dolu dolu bir tatlı kaşığı domates salçası. Yine dolu dolu bir tatlı kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Evet, salçalarımızı da ilave ettikten sonra şöyle yarım çay bardağı sıvı yağım var. Arkadaşlar biliyorsunuz kebabımıza hiç yağ ilave etmedik. Yağ olarak sadece etimizin kendi yağı var. Şöyle biraz yağ ekleyeceğim. Evet, bu kadar yeterli. Şöyle çok az bir yağım kaldı. Yani yarım çay bardağından biraz daha az olacak şekilde sıvı yağ kullandık. Biraz da şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Tuzumuzu da ekledikten sonra şöyle bir yarım bardak daha ekleyeceğim. Ve şöyle yarım su bardağı kadar daha, yani toplamda 1,5 su bardağı sıcak su ekledik salça sosumuz için. Ve şöyle çırpıcımızla bir karıştıralım. Sosumuzu yaparken mutlaka sıcak su kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, sosumuzu da hazırladıktan sonra hemen
Hemen yelpaze kebabımızın üzerine salça sosumuzu döküyoruz. Şöyle her yerine ulaşacak şekilde. Biliyorsunuz patlıcanımızı ve köftemizi çiğden kullandık. O yüzden bu sosumuz da çok güzel bir şekilde pişecek. Şimdi de yelpaze kebabımızı önceden ısıtılmış 220 derecelik fırınımızda köftelerimiz, patlıcanlarımız ve üzerindeki sebzeler kızarana kadar güzelce pişireceğiz. Evet, yelpaze kebabımız fırından çıktı. Mis gibi kokuyor. Muhteşem bir lezzet oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.